LGS'ye hayallerimize kavuşmamıza son 185 gün. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. LGS müfredatını da açıkladı. Tüm seneden sorumlu olduğumuzu söyledi. Ama ileride Allah korusun inşallah pandemiden kurtulacağız ama farklı bir şey olursa yeniden revize edilebilir dedi. Bizler zaten ikinci dönem konularında sıkı sıkıya çalışacağımızı biliyorduk. Birinci dönem konularını mükemmel bir şekilde öğreneceğiz, bitireceğiz. Sonra da ikinci dönemde çalışacağız ve hayallerimizdeki liseye kavuşacağız. Hemen günü sözüyle başlamak istiyorum. Dalga yaratmadan hareket etmenin bir yolu yoktur. Yani birazcık tabii ki yorulacağız, birazcık gayret göstereceğiz. Birazcık sıkıntı çekmeden böyle aa kazandım nasıl kazandım çok rahat yattım oturdum öyle bir şey olmuyor. Birazcık gayret göstereceğiz sermeden emeksiz yemek zahmetsiz rahmet olmuyor. Dolayısıyla böyle birazcık tırnaklarımızla kazıyaraktan çalışmamız gerekecek ama bunun sonucunda da çok güzel lezzetler elde edeceğiz inşallah. Gün yorumuna baktığımızda Enes Göktaş 481 beni almış. Tebrikler Enes. Ders çalışmaya başlayınca aklım telefonda kalıyor. Benim de Enes. Dikkatim hemen dağılıyor. Aynen. Ne yapmam lazım demiş. Arkadaşlar bakın şu çok önemli. Telefon günümüzde gerçekten işimize çok yarayan bir aygıt. Yani sevdiklerimize görüntülü konuşuyoruz. Hele hele şu pandemi döneminde bizim için bayağı bir faydalı oldu. Ama oyunlardır, sosyal medyadaki Instagram'mış, YouTuber'lar falan filan derken zamanımızın çok ciddi bir şekilde çalabiliyor. Peki ne yapacağız? Telefondan tamamen kurtulacağız mı? Hayır. Hiç oyun oynamayacağız mı? Hayır. Hiçbir şekilde sosyal medyaya girmeyeceğiz mi? Hayır. Tabii ki oyun oynamak da hakkımız. Tabii ki sosyal medya arkadaşlarımıza görüşmek, onlarla uzaktan, bağlantı kuraraktan, Zoom'dan olabilir, Whatsapp'tan olabilir, neyse artık bilmiyorum. Bir yerlerden görüşmek hakkımız. Bunu kimse alamaz bizden. Çünkü biz Z kuşağıyız. Ben olmasam bile sizler Z kuşağısınız. Ama bizler akıllı, zeki, başarılı ve çalışkan zeki kuşayız. Yani telefonun esiri olmayacağız. Telefonu kullanacağız. Yani şöyle düşün. Evde çamaşır makinesi sen ne için kullanırsın? İçine girip yıkanmak için kullanır mısın? Hayır. Çamaşırlarını yıkarsın sonra biter. Sonra ay çok güzelmiş bu diye içinde sürekli durmazsın ya. Ama kedi ne yapar? Kedi böyle çamaşır makinesinin o şey dönüyor ya. Ee, kediniz varsa bilirsiniz benim kedim var. Kedi böyle dönüyor o öyle bakıyor böyle. Lan ne yapıyorsun bir saat? E hoşuna gidiyor kedi ne yapsın öyle çamaşırın dönmesini izliyor. Şimdi biz de eğer telefonu gereksiz yere kullanırsak kedi durumuna düşüş oluyoruz. Kedi gibi böyle çamaşırın dönüyor. Ya sen çamaşırını yıka sonra kaç. Dolayısıyla sizler de telefonda ders notları paylaşmak için arkadaşlarınıza görüşmek için bazen oyun oynamak için günde bir saat olabilir artık okullar olmadığı için daha fazla zamanımız var. Bir saat olabilir iki saat oyun oynayabiliriz ama sonrasında telefonunuzu alıp odanın dışına çıkaracaksınız ve Dersinize odaklanacaksınız. Peki telefonunuzu çıkardığınızda bir daha telefona bakmak var mı? Yok. Çünkü size sınavlara girdiğinizde, yazılara girdiğinizde telefonunuzu yanınıza verecekler mi? Vermeyecekler. Dolayısıyla telefonu dikkatli kullanacağız. Yani telefonum kafamı çok fena kurcalıyor o yüzden ne yapayım? Camdan aşağı at. Hayır atma niye atıyorsun? Telefonunu mantıklı kullan. Telefon senin esirin olsun. Sen telefonun esiri olma. Bunun için yapmanız gereken tekrar söylüyorum... Planlayın. Deyin kardeşim ben ha bir de şu da var. Hani bahar gelince anneler temizlik yaparlar böyle gereksiz şeyleri atarlar bazı şeyler. İşte bunu kullanmayacaksan atayım derler. Siz de telefonunuzda kullanmadığınız sizi oyalayamaya oyalayan böyle sevmediğiniz veyahut da sizin vaktiniz çok çalan şeyler varsa bir kurtulun. Göreceksiniz inanılmaz zaman kazanıyorsunuz. Mesela benim bir arkadaşım vardı Instagram'ı böyle. Instagram'la alakalı acayip zaman harcıyor. Instagram'ı çok seviyor falan. Dedi ki ya ben Instagram'ı sileceğim dedi. Ya dedim sen nasıl silebilirsin ya? sen tam bir Instagram manyağısın. Sildi ve şu anda o kadar mutlu ki çok süper bir şekilde hareket ediyor. Zaten o tarz uygulamalar, oyunlar, sosyal medya uygulamaları sizin ne istediğinizi bilip sürekli olarak sizi çağırıyor. Gel, gel bak senin için şunu ayarladık bak işte arabalar, oyunlar, Fortnite burası. Sen bir bakıyorsun ki ana... Ben gitmişim. İşte hiçbir şekilde kedi gibi çamaşır makinesi dönüşünü izlemeyeceğiz. Tabii ki çamaşırımızı yıkayacağız. Tabii ki telefonumuzu kullanacağız. Tabii ki arkadaşlarımıza görüntü arama yapacağız. Tabii ki sevdiklerimizi arayacağız. Artık pandemi döneminde bu daha çok gerekli oldu. Ama telefonun eseri olmuyoruz. Günün kaynağına baktığımızda kota konu taramalarını görüyoruz. Fen bilimleri kotası. Konu taramaları şeklinde fen bilimlerinin her bir bölümünü sizler için muhteşem bir şekilde hazırladık. Son müfredata, son açıklamalara göre tamamen harika bir kaynak. Soruların hepsi çözümlü. Günün okuluna baktığımızda Manisa Sosyal Bilimler Lisesi, Salihli Necip Fazl kısa kürek Manisa'da mükemmel bir sosyal realistisi zaten gördüğünüz gibi muhteşem başarılar elde etmiş. Sizi bekliyor arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım. LGS'nin müfredatı belli oldu. Bununla alakalı da yorumlarınızı sorabilirsiniz. Ama ben şuna eminim ki sizler zaten çoktan çalışmaya başladınız bile.